Sağlığa erişim sürekli engelleniyor, çıplak arama. Ya da diyelim ki doktorun yanında, özellikle kadınlar için çok rencide edici bir durumda olan, onların soyunarak muayene edilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Buna kadın mahpuslar karşı çıktığı andan itibaren zaten sağlığa erişim engellenmiş oluyor, muayene olmadan geri dönüyorlar. Baştan giderken ağız içi aramadan kaynaklı olarak geri dönüşler de oluyor. Zorla götürülenler de bir biçimde orada muayene olamıyorlar. Ayrıca yeterli yemek verilmiyor. İçerideki temizlik için kullanılması gereken sıcak suyun çok az verilmesi, kısa süreli verilmesi, suların sık sık kesilmesi ayrı bir baskı olarak gündeme geliyor. Yine diyelim sağlık tahkikatlarının başlanarak adli tıp kurumuna gidecek raporlamada engel çıkarılıyor. Diyelim ki rapor verilse bile biraz da siyasi davranan doktorlar raporlarında %80'li engellilere bile ya da %84 böbrek yetmezliği olan hastalarda bile bu oranı düşük tutuyor. Hastaneler arasında bir rapor uyuşmazlığı da gündeme geliyor. Keyfi biçimde yani bu anlamda hasta mahpusların tahliyesi de engellenmiş oluyor. Yine haberleşme ve sosyal imkanlarla ilgili mahpusların birbirleriyle görüşmesi engellenmesinin yanı sıra ayrıca ortak sportif ve kültürel faaliyet yapması engellenmiş oluyor. Bunun yanı sıra mahpusların haberleşmesi önünde de engel teşkil ediyor. Mesela diyelim ki bazı mektuplar verilmiyor. Kurumlara yazdığı şikayet dilekçeleri yerine ulaştırmıyor. Bizim gibi kurumlar üstü bir yapı olan İnsan Hakları Derneği'ne yazılan mektuplar bile eğer iadeye taahhütlü gönderilmezse olmuyor. O da iadeye taahhütlü çok yüksek bir meblağ. Zaten mahpusların para konusunda sıkıntılar var. Bunlar aynı biçimde gönderilmiyor. Ek olarak şöyle bir sıkıntı da var. Kitap, dergi vesaire imkanlar cezaevi idaresinin keyfine kalmış. Türkçe olan kitaplar, ders kitapları, şiirler bunlarla ilgili hiçbir şey bir kere verilmiyor. Ek olarak kendilerince yasaklı gördüğü kitapları sakıncalı olarak vermiyorlar. Bu şekilde bir ırkçı yaklaşımlar söz konusu. Bütün bu ihlallerle bağlantılı yaptığımız raporda ayrıntılar zaten mevcut, sayılar mevcut. Kaç tane hasta mahpus var, kaç kişi var, kaç tane şikayet gelmiş, hangi cezaevinden gelmiş. Bunların ayrıntısı raporumuzda var, o da sizde var. Biz bununla ilgili bir kere bu raporlamaların kendisini mutlaka 3 ayda bir kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu raporlamayı yaparken Özgürlükçü Uçurlar Derneği ve TUAİDER'le birlikte çalışmalar yapıyoruz. Karşılıklı dayanışmamız bu cezaevleri, ziyaretleri vesaire bize yapılan başvurular, mektupla yapılan başvurular, mahpus ailelerin yaptığı maille yapılan başvurular var. Biz bununla ilgili raporu açıkladıktan sonra TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na, Adalet Bakanlığı'na, Valilik İnsan Hakları Birimi'ne, Hapishane İzleme Kurulu'na, adli birimlere, siyasi partilere, insan hakları örgütlerine biz bu raporun özetini gönderip gerekli önlemlerin alınması için kendilerine bilgilendirmede bulunuyoruz.